Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine fonksiyonların 7. testiyle devam ediyoruz. Yukarıda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonunda fx eşittir 3 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır? Fx neymiş arkadaşlar? 3'müş. O zaman fx eşittir 3 yazacak olursam buradan aynı zamanda y eşittir 3 gelmiş oluyor. Biz ne yapalım? Y eşittir 3 doğrusunu çizelim arkadaşlar. Şimdi şunu da yazalım. Y eşittir 3 olduğunu. Şöyle y eşittir 3. Şimdi biz x değerlerinin toplamını istiyoruz ya arkadaşlar. Bakın y eşittir 3 doğrusu fonksiyonunu kaç yerde kesiyor? 3 yerde kesiyor arkadaşlar. Bakın şunun x ekseninde alacağı değere biz ne diyelim? x1 diyelim. Şurası x2 olsun. Şurası da arkadaşlar x3 olmuş olsun. x1 dediğim şey eksi 6 ile eksi 4 aralığında. Bakın x1 dediğim eksi 6 ile eksi 4 aralığında. x2 dediğimiz bakın 2 ile 3 aralığında. 2 ile 3 aralığında. X3 dediğimizde 3 ile 5 aralığında. 3 ile 5 aralığında. Bunları toplayacak olursam arkadaşlar niye? X değerlerinin toplamını istiyor çünkü bizden. Sol tarafı topladığım zaman bakın şunları eksi 1 geliyor. X1, X2 ve X3. Sağ tarafa topladığım zaman da arkadaşlar 4 geliyor. Bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri ne olmuş oluyor arkadaşlar? 3 oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 2'ye. F A'dan B'ye ve G'de B'den C'ye fonksiyonları veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Dikkatli olmamız gerekiyor her zaman tarzı sorularda arkadaşlar. Biz şimdi şöyle kısaca bir hatırlatma yapacak olursak A'dan B'ye bir F fonksiyonu olmuş olsun. Şurası 1, şurası 2 olsun arkadaşlar. Hatta 3'ü de yapalım. Şurası A, burası da B olsun. Şimdi 1 A'ya gittiği zaman ben bunu F fonksiyonu altında nasıl gösteriyorum arkadaşlar? F1 eşittir A diyorum. Bakın 2 de B'ye gittiği zaman F2 eşittir B diyorum. Eğer buradaki fonksiyon F değil de G olsaydı ne olacaktı? Mesela 3'ün de B'ye gittiğini varsayacak olursak G3 eşittir B olarak ifade edecektik. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar F2 eşittir 8 demiş. Bakın 2 nereye gitmiş? F2'ye gitmiş. Ama hangi fonksiyon altında? F fonksiyonu altında. O zaman ne yapıyorum? F2 eşittir F2 olmuş oluyor. Ama burada F2 eşittir 8 demiş arkadaşlar. Bunun 8'e eşit olduğunu ben garanti söyleyemem. Değil mi? İkinci önce de bakalım. G bileşki F1 eşittir 6. Şunu arkadaşlar şöyle ifade edebilirim. F1 eşittir 6. Şimdi ben F1 neye eşit? Bakın. F fonksiyonu altında. Şurası 1 neye gitmiş? F1'e gitmiş. Bakın. F1 eşittir F1. Şimdi geldik buraya. F1'de G fonksiyonu altında bakın nereye gitmiş? 6'ya gitmiş. Ben bunu nasıl ifade ediyorum? Önce şuradakini yazıyorum arkadaşlar. F1 hangi fonksiyon altında? G fonksiyonu altında olduğu için bu şekilde yazıyorum. Bu da 6'ya gitmiş. Gerçekten de arkadaşlar bu ifade 6'ya eşitmiş. İkinci öncülümüz doğru. Bu G bileşke F5. Ne demek? Önce F5 nereye gidiyor? Şimdi arkadaşlar 5 F fonksiyonu altında ben böyle yazmam mı? F5 eşittir F5. Tamam. Geldim buraya. F5 şimdi G fonksiyonu altında. Niye? Bakın şurası G fonksiyonu. O yüzden G bileşke F5 nereye gitti arkadaşlar? F5 7'ye gitti. Bak şuranın 7 olduğunu söyledim. Artı F5. Şimdi F5 dediğim arkadaşlar zaten F5'e eşit değil miydi? Ben bunun 7 olduğunu nereden bileceğim ki? Değil mi? Toplamları 14 olması için F5'in 7 olması lazım ama burada F5 F5'e gidiyor. 7 olduğunu ben bilemiyorum arkadaşlar. O yüzden 3. öncülümüz de doğru değil. Yalnız 2 arkadaşlar. Doğru cevabımız B şık. Geldik 3'e. F, G ve H birebir ve örten fonksiyonlardır. Birebir ve örten fonksiyonların özelliği neydi arkadaşlar? Tersi vardır. Değil mi? Tersi vardır. Evet. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifadeyi biraz da bir açacak olursak şöyle bir özelliğimiz vardı değil mi? F bileşkeye G'nin tersini nasıl alıyorduk biz? G'nin tersi bileşke F'in tersi olarak alıyorduk. O zaman buradaki özelliği de şuna uygulayacak olursak arkadaşlar bakın şöyle bir diyelim. F bileşke şunun tersini alıyorum. H'ın tersinin tersi ne olacak? Kendisi olacak. H olacak. Bileşke G'nin tersi arkadaşlar. Bu eşit mi peki? F bileşke H bileşke G'nin tersi. Şöyle
Şuradaki parantezleri de ifade edecek olursak arkadaşlar, dikkat edecek olursak, bakın bu parantezleri benim kaydırma şansım var. Bu parantezleri kaydırdığım zaman buna biz ne özelliği diyoruz? Birleşme özelliği. Değil mi? Birleşme özelliği diyoruz arkadaşlar. Şöyle kısaca bir örnek verelim. Şimdi örnek vermek ispatlamak değil ama ben anlaşılması, kolay olması açısından birer örnekle bunu açıklamaya çalışayım. Fx eşittir x kare fonksiyonu, gx eşittir x fonksiyonu, hx de eşittir 2x kare fonksiyonlarını ele alalım. Ben ne araştırıyorum? Şunu araştıracağım arkadaşlar. F bileşke, G bileşke, H eşit mi acaba? F bileşke, G bileşke, H. Şu parantezi kaydırdığım zaman, bakın şöyle kaydırdığım zaman bunlar birbirine acaba eşit olacak mı? Şimdi burada F bileşke, G ne demek bu? G fonksiyonunu al. F fonksiyonu da x gördüğün yere yaz demek. G fonksiyonumuz bizim bu. X. F fonksiyonu da x gördüğüm yere yazacak olursam burası ne olacak? X kare olacak. Bileşke H. Şimdi bu ne demek? H fonksiyonunu al. X kare de x gördüğün yere yaz demek arkadaşlar. Benim H fonksiyonum 2x kare. Şurada x gördüğüm yere 2x kare yazacak olursam bir de bunun karesi var. 4x üzeri 4 yaptı. Bakın şunun sonucu neymiş? 4x üzeri 4. Şu sağ tarafa bakacak olursam, bakın sağ tarafa bakacak olursam, şimdi g bileşke h ne demek? H fonksiyonu al, g fonksiyonu da x gördüğün yere yaz demek. H fonksiyonumuz 2x kare, g fonksiyonu da yerine yazacak olursam, x yerine yazacak olursam yine ne olacak? 2x kare olacak. Değil mi? Şurası 2x kare. Bileşke f. Bu ne demek? 2x kareyi al, f fonksiyonu da x gördüğün yere yaz demek. 2x kareyi aldım, f fonksiyonu da x gördüğüm yere, f fonksiyonu neydi? X kareydi. X gördüğüm yere bunu yazdım. Bir de bunun karesi var. Bu da 4x üzeri 4 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı demek ki benim birleşme özelliğim ne yaptı? Sağlanmış oldu. Tamam. Birinci öncülümüz demek ki ne olacak arkadaşlar? Doğru olacak. İkiye bakalım. Ne diyor? Bu ise diyor. F buna eşittir diyor. Bir bakalım. F buna eşittir diyor. Ben burada f fonksiyonunu yalnız bırakacak olursam, f fonksiyonunu yalnız bırakacak olursam şurada bir temizlik yapalım. Birinci öncülü anlatabildim umarım. Evet. Şuraya da 2 yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar f bileşke g'nin tersi bileşke h eşittir i ise diyor. Yani i ne demek burada? Birim fonksiyon, değil mi? F fonksiyonunu biz ne yapalım? Bulmaya çalışalım arkadaşlar. F fonksiyonunu bulmak için bakın şöyle yapacak olursam bakın önce sırayla sağ tarafı her iki tarafı arkadaşlar h'ın tersiyle işleme sokalım. Bakın buradan sağ taraftan aldım ya buradan da sağ taraftan alacağım. Tamam mı? Sırası önemli bunların. H ile h'ın tersi birbirini götürdü arkadaşlar. Sol tarafta ne kaldı? F bileşke g'nin tersi eşittir. Birim fonksiyonun arkadaşlar h eksi 1 işleme girdiği zaman ne olacak arkadaşlar? Yine h'ın tersi kalmış olacak. Şimdi ben f'i bulmak istiyorum. O yüzden yine sağ taraftan arkadaşlar her iki tarafı g'nin bileşkesiyle işleme sokuyorum. G'nin bileşkesiyle g birbirini götürecek. Sol tarafta sadece ne kalacak? F kalacak. Ben de onu arıyordum. Sağ tarafta da h'ın tersi bileşke g ifadesi kalmış oldu. Peki bizim bulduğumuz ifade ile şıktaki ifade aynı mı? Aynı arkadaşlar. İkinci öncül de doğru oldu. 3'e bakalım. 3'e bakalım şimdi de. F bileşke G eşittir. F bileşke G eşittir. G bileşke H ise demiş ki F eşittir H'tır. Şimdi arkadaşlar bakın. F'i burada ben ne yapacağım? Yalnız bırakacağım. F'i yalnız bıraktığım zaman arkadaşlar sağ taraftan g'nin tersiyle her tarafı ne yapmam lazım? İşleme sokmam lazım. Tamam. Sol tarafta ne kaldı? Bakın g ile g'nin tersi birbirini götürdü arkadaşlar. F kaldı. F eşittir g bileşke h bileşke g'nin tersi. Değil mi? Peki bu bizim bulduğumuz ifadeyle buradaki ifade aynı mı arkadaşlar? F değeri h'a mı eşit oldu? Hayır. F değeri buraya eşit olmuş oldu. Tamam. Ha burada g'nin tersiyle bakın şurada değişme özelliği olmuş olsa fonksiyonlarda değişme özelliği olmuş olsa burada ne olacak arkadaşlar? Şöyle olurdu. Bunlar birbirini götürürdü. H olurdu. Ama fonksiyonlarda değişme özelliği yok arkadaşlar. Yani f bileşke gx değil mi? Eşit değil g bileşke
f(x)'e 1 arkadaşlar. Tabii bu fonksiyonlar özel fonksiyonlar olmadıktan sonra. Tamam. O yüzden 3. öncülümüz ne olacak? Yanlış olacak. Doğru cevabımız bak, C şık. Geldik 4'e. f(x)'ten x'e gitmiş. X sayısından küçük en büyük tam sayı olarak tanımlanıyormuş. Tamam. Buna göre a'nın tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar eksi 21 bölü 5 bu ne demek? F eksi 4,2 demek. Değil mi? Artı f a eksi 2 eşittir eksi 9. Bu ne demek arkadaşlar? Eksi 4,2 sayısından küçük olacak. En büyük tam sayı. Şimdi eksi 4,2'den küçük sayılar eksi 5, eksi 6, eksi 7 olarak değil mi? Bu şekilde gidecek. Peki bunların en büyüğü hangisi? Eksi 5. Demek ki burası ne olacak? Eksi 5 artı f a eksi 2 eşittir eksi 9. Buradan f a eksi 2'yi ben bulurum. Eksi 4 olarak bulacağım. Peki bu ne demek arkadaşlar? A eksi 2'den küçük olacak ve en büyük tam sayı değeri olacak. Şimdi örnek veriyorum. Şurası eksi 4,2 değil de tam eksi 4 olsaydı ne olacaktı? Eksi 4'ten küçük en büyük tam sayı değeri. Değil mi? Bu da eksi 4'ten küçükler neler arkadaşlar? Yine işte eksi 5 aynı şuradaki ifadeler gibi eksi 6, eksi 7 gidecek. Bunların en büyüğü de ne olacak? Eksi 5 olacak. Yani içerideki ifadeye ben ne ekliyorum arkadaşlar? 1 ekliyorum. Değil mi? Yani eksi 1 ekliyorum aslında. Şöyle. Eksi 4 buradaki ifade eksi 4 ya. 1 eklediğim zaman eksi 1 eklediğim zaman ne oluyor? Eksi 5 oluyor. O zaman ben buna eksi 1 eklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? A eksi 3 olacak değil mi? A eksi 2'ye eksi 1 ekledim. Bu eksi 4 olması gerekiyor. A eksi 3 eşittir. Eksi 4'ten A'nın eksi 1 olması gerekiyor. Doğru cevabımız A şık. Geldik 5'e. Bakın tanım kümesi tam sayılar, görüntü kümesi reel sayılar. G de Z'den R olmak üzere diyor. Fx eşittir 3x artı 5. Gx eşittir 2x artı 1 olarak tanımlanıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? F bileşke Gx. Nasıl yazıyoruz bunu? F bileşke Gx. Ne demek bu? Gx fonksiyonunu al, f fonksiyonunu da x gördüğün yere yaz demek. O zaman arkadaşlar Gx fonksiyonunu alacak olursam ben 2x artı 1 f fonksiyonunda x gördüğüm yere yazacağım. 3 çarpı da şurada yazalım. 3 çarpı 2x artı 1 artı 5 oldu. Buradan da 6x artı 3 artı 5'ten de 8 oldu. Görüntü kümesi yani şu çift sayılardan oluşur diyor. Arkadaşlar 6x zaten çift. 8 de çift. Çift de çiftin toplamı çift olur. Birinci öncül doğru. 2'ye bakalım. G bileşke fx. Onu da şöyle yazacak olursam. Bu ne demekti? Fx fonksiyonu al. G fonksiyonu da x gördüğün yere yaz demek. Fx fonksiyonumuz bizim ne arkadaşlar? 3x artı 5. G fonksiyonu da x gördüğüm yere demek ki ne yazacakmışım? 3x artı 5 yazacağım. Yani 2 çarpı 3x artı 5 artı 1. Buradan da 6x artı 10, 11 gelmiş oldu. Tamam. Bakın yukarıda da yapmıştık ya. Bak f bileşke gx fonksiyonu, g bileşke fx fonksiyonu aynı çıkmadı. Birinde 6x artı 8 çıktı. 6x artı 11 çıktı. Hangi sorudan bahsediyorum? Bakın 3. sorudan. Tamam. Burada da ispatlamış olduk. Evet. Şimdi çift sayılardan oluşuyor. 6x çift, 11 tek. Çift ve tekin toplamı tek olacağından dolayı ikinci öncül yalan konuşmuş. 3'e bakalım. F bileşke g eksi 1 a arkadaşlar tam sayı ise a tek sayıdır demiş. Bakalım. Şunu şöyle ifade edecek olursak f bileşke g'nin tersinde a. Değil mi? Da şu parantezli olarak yazalım. G'nin tersinde a ifadesi. Şimdi arkadaşlar g'nin tersini alacak olursam g eksi 1 ne demek burada? X eksi 1 bölü 2. Değil mi? G'nin tersini aldık. X eksi 1 bölü 2. Tabi g'nin tersinde a dediği için arkadaşlar x gördüğümüz yere a yazacak olursa ne olacak? A eksi 1 bölü 2 olacak. Ben f bileşke g eksi 1 a'yı bulacak olursam ne demek bu? G'nin tersinde a eksi 1 bölü 2'yi yazacağım. Bakın a eksi 1 bölü 2'yi f fonksiyonunda yazacağım daha doğrusu. Tamam. Yazacak olursam o zaman ne olacak arkadaşlar? X gördüğüm yere yazıyorum. 3 çarpı a eksi 1 bölü 2 artı 5 ifadesi olmuş oluyor. Bakalım bu tam sayı ise diyor. Eleman ne olsun? Tam sayı olmuş olsun. Buradan da biraz daha düzenleme yapalım. 3a eksi 3 bölü 2 artı 5. Buradan da
3a artı 7 bölü 2. Acaba eleman tam sayı. Elim bunun tam sayı olması için, tam sayı olması için ne diyelim? Bu 3a artı 7 bölü 2 eşittir k olsun. Ama tabii burada k'nın ne olması lazım? Tam sayı olması lazım. İçler dışlar çarpımı yaparsam ben burada 2k olacak. Sağ taraf çift. Değil mi? Bakın bu da tek. Şimdi ben tekle neyi toplarsam arkadaşlar? Çift olması lazım. Buranın da tek olması lazım. Değil mi? Evet. Şimdi 3a tekse a da tek olmalı. O zaman arkadaşlar a tek sayıdır ifadesi doğru olmuş olacak. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 6'ya. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonu ve hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Evet, fx, gx ve hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. 1 ile 11 aralığında diyor, şu aralıkta gx eksi fx sıfırdan büyük sağlayan x değerlerinin kümesi k'ymış arkadaşlar. Ya da bakın fx'i sağ tarafa atacak olursam gx ifadesi büyüktür fx oluyor. Değil mi? Yani y ekseninde yukarıda olanlar değil mi? G fonksiyonu daha büyük olacak f'lerden. Şimdi f'lerle g'lere bakacak olursam arkadaşlar g'ler ne olacak? Daha büyük olacak. Gx hangisi? Mavi. Fx de sarı olacak. Mavilerin sarılardan büyük olduğu aralık arkadaşlar. Bakın maviler şurada, sarılar da şurada. Bakın maviler daha yukarıda kalmadı mı? Evet. Hangi aralık o? Birden 9'a kadar olan aralık. Demek ki K kümesi birden 9'a kadar olan aralık. Peki açık aralık mı? Kapalı aralık mı olacak? Açık aralık 1 ile 9 dahil değil. Niye? Çünkü 1 dahil olmuş olsa arkadaşlar bu iki grafik 1 noktasında ve 9 noktasında kesiştikleri için almış olduğu değerler birbirine eşit olmuş olacak. Birbirine eşit olduğu zaman da arkadaşlar değerlerin sıfır olması lazım birbirinden çıkardığım zaman. Ama burada ne diyor? Sıfırdan büyük olacak diyor. O yüzden bu ifadelerde sınır değerlerimizde dahil olmayacak. Tamam. K'yı bulduk. Şimdi L'ye bakalım. Burada da ne diyor arkadaşlar? Fx küçüktür hx. Evet. Hangi aralıkta acaba fx'ler yani sarılar h'tan yani kırmızıdan küçük kalacak? Bakalım. Sarılar kırmızılardan küçük kalacak. Hangi aralıkta bakın o? Şurada değil mi? Şöyle şuradan bakın şuraya kadar, değil mi? Evet, sarılar yok. Sarılar hangisiydi arkadaşlar? Fx fonksiyonudur. Evet. Fx'ler yani sarılar şurada şöyle yazalım. Hx neydi? Kırmızılar. Evet. Şimdi arkadaşlar kırmızılar daha büyük olmuş olacak. Kırmızılar sarılardan daha büyük olmuş olacak. O da bakın şu aralıkta. Değil mi? Kırmızılar gerçekten de sarılardan daha büyük olmuş oluyor. Bu da L'ymiş arkadaşlar. L kümesi de nereden nereye kadar? 3'ten 10'a kadar. Yine benzer mantıktan dolayı açık aralık olacak. Tamam. Şimdi de M'yi bulalım arkadaşlar. M'de bakın burada hx büyüktür. Gx olacak arkadaşlar. Hx dediğimiz neydi? Burada kırmızılar neyden büyük olacak? Gx'ten yani mavilerden. Tamam. Şöyle temizleyelim. Kırmızılar mavilerden daha büyük olacak. Kırmızılar mavilerden nereden büyük olacak arkadaşlar? Kırmızıların mavilerden büyük olduğu aralık bakın şurası değil mi? Kırmızılar hep yukarıda, maviler de hep aşağıda. Demek ki kırmızılar daha büyük arkadaşlar. Hangi aralıkta? Bakın 7 ile 11 aralığında. Demek ki M dediğimizde 7 ile 11 aralıkta. Bu açık aralık olduğunu anladınız değil mi? Neden olduğunu. Tamam. Şimdi K ile M'yi birleştir diyor arkadaşlar. K ile M'yi birleştirecek olursam ne olacak alt sınırı? Şöyle yazalım. K birleşim M. Alt sınırı 1 olacak. Üst sınırı da 11 olacak. Tamam. Bunda da L'yi kesiştireceğiz. L'yi kesiştireceğiz. Bunu sayı doğrusu üzerinde şöyle gösterecek olursam kökleri yazıyorum. 1, 3, 10 ve 11. Tamam. K birleşimi 1'den 11'e kadardı. Açık aralık. Şöyle. L de arkadaşlar 3'ten 10 arası açık aralık.
İkisinin kesiştiği yer arkadaşlar bakın yine 3 ile 10 oluyor. Tamam. Şuradaki bizden istenen ifade ne oluyor? 3 ile 10 açık aralığı olmuş oluyor. Burada kaç tane tam sayı değeri var? 4, 5, 6 nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 9'a kadar gidiyor. Buradan terim sayısını da bulabilirsiniz. Değil mi? Kaç tane var toplamda? 6 tane olmuş oluyor. Doğru cevabımız C şık. Geldik 7'ye. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde. Bakın bu ifadeler fonksiyonlar verilmiştir. Buna göre m kaçtır diyor. Şunu nasıl yazabilirim ben? Fx eksi 2 gx olarak yazabilirim. Şunu da gx eksi 3 fx olarak yazabilirim. Peki burada fa ve ga ifadeleri verilmiş ya arkadaşlar. Burada fa a dediğim bakın şurası ne olsun? Burası k olmuş olsun. Şimdi iki fonksiyon zaten burada a noktasında a apsisinin noktada kesiştiklerinden dolayı arkadaşlar bunlar birbirine ne olacak? Eşit olmuş olacak. Şurada x gördüğüm yere a yazacak olursam fa eksi 2ga eşit olacak. Şurada da yazıyorum. Ga eksi 3fa. Neden bu eşitliği yazdım arkadaşlar? A noktasında mavi ve kırmızı grafik kesiştiklerinden dolayı birbirlerine ne olacak? Eşit olacak. Hatta eşit olduğu değerde ne dedik? K olsun dedik. Buradan 4fa eşittir 3ga olacak. Fa ne olduğunu biliyorum ben. 2m artı 1. Bunun 4 çarpı 2m artı 1 eşittir 3 çarpı ga'da 3m eksi 2 eşitmiş. Buradan 8m artı 4 eşittir 9m eksi 6 gelecek. Buradan da m değerini 10 olarak buluruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 8'e. Tanım ve değer kümeleri verilen fonksiyonlar ile oluşturulan aşağıdaki bileşke gösterilerinden hangileri doğrudur? Biz bileşke ifadesini arkadaşlar şöyle bir kısaca hatırlatacak olursak A, B ve C olsun. Buradan buraya F fonksiyonu, buradan da buraya G fonksiyonu olmuş olsun arkadaşlar. Tamam. Şöyle diyelim. Ne diyelim? Şurası 1, burası 2, burası da 3 olsun arkadaşlar. Şurası A, B ve C olsun. Burası da X, Y ve Z olsun arkadaşlar. Buradan F1 A'ya gitsin. A da buradan Y'ye gitsin. Ben bunu nasıl gösteriyorum? Bakın F1 A'ya gitsin. Buradan A dediğimde arkadaşlar bakın bu da A dediğimde G fonksiyonu altında Y'ye gitmiyor mu? A dediğimde G fonksiyonu altında Y'ye gidiyor. O zaman ben bunu nasıl yazarım? GA bakın GA eşittir Y olarak yazabilirim. A dediğimde arkadaşlar benim F1 değil mi? Evet. G bileşki F1 eşittir Y olarak yazabiliyorum. Bakın ilk başta F fonksiyonunu yazdım. Değil mi? Ama sıralaması bak ne oldu? Şimdi ben bu parantezi kaldırdığım zaman G bileşki F1 olarak yazıyorum ya arkadaşlar. Bakın iç kısımda olmuş oldu F. Bakın burada ilk sırada yazmıştık. Ama burada ne oldu? İç kısma gelmiş oldu. Sol taraftaydı, sağ tarafa geldi. O şekilde düşünebilirsiniz. G fonksiyonu da sağ taraftaydı. Yazarken sol tarafa geldiği gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bu mantıkla hareketle şıklarımızı inceleyelim. Şimdi buradan B'den A'ya gitmiş. Bakın B'den A'ya gitmiş. Hangi fonksiyon? F fonksiyonu. F fonksiyonu B'den A'ya gitmiş. B'den C'ye de bir G fonksiyonu gitmiş. G de B'den C'ye gitmiş arkadaşlar. Tamam. A'dan C'ye de hangi fonksiyon gitmiş? Bakın bu fonksiyon gitmiş. Acaba doğru mu? Ne diyelim? A'dan G bileşke F'in tersi. Ne olmuş? A'dan da C'ye gitmiş. Tabi biz bileşke fonksiyonları yapabilmek için arkadaşlar burada bakın bir F fonksiyonu bir de G fonksiyonu tanımadık ya. En önemli kısım zaten burası. Bileşke fonksiyonu yazabilmemiz için F şunun için konuşuyorum. A'dan B'ye gitti. G fonksiyonu da B'den C'ye gitti. Şimdi f fonksiyonunun arkadaşlar görüntü kümesi g fonksiyonun tanım kümesi oluyorsa biz bileşke fonksiyonu yazabiliriz. Tamam mı? Böyle bir ifade yoksa arkadaşlar bileşke fonksiyon yazamıyoruz. Şimdi baktığım zaman f'in görüntü kümesi burada a. Burada arkadaşlar a ile başlaması lazım. Değil mi? O yüzden bakın biz şurada da zaten f'in tersi var ya bize bir ipucu vermiş. F buysa f'in tersini ben nasıl yazabilirim?
tanım ve görüntü kümeleri yer değiştirecek. Yani A buraya olacak. A'dan B'ye olmuş olacak. Bakın şimdi ifadeye bakarsanız F'in tersinde görüntü kümesi ne? B. G'nin tanım kümesi ne? B arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bakın ne oluyordu? Şöyle bu sol tarafta olan bakın sağ tarafa geçiyordu. Tamam. O yüzden ne olmuş oldu? Ne olmuş oldu? A'dan C'ye biz bir fonksiyon yazabildik. Tamam. Anlaştık mı? Evet. O yüzden birinci öncülümüz doğru. İkiye bakalım. İkiye bakalım. Bunları biraz daha bir hızlı inceleyebiliriz. Tamam. Evet. Şöyle yer açtık kendimize. Şimdi ikiye bakacak olursam arkadaşlar. A'dan B'ye bir F fonksiyonu yazılmış. Şöyle. A'dan B'ye bir F fonksiyonu. B'den C'ye de G fonksiyonu. Bakın şurada oklardan hareket edecek olursak. Şimdi C'den de D'ye arkadaşlar C'den de D'ye ne olmuş? Bir H fonksiyonu. H fonksiyonu. O zaman diyor A'dan D'ye bu fonksiyon yani şöyle A'dan D'ye bu fonksiyon acaba H bileşke G bileşke F midir? Şimdi arkadaşlar F burada soldaysa o zaman ne olacaktı? Biz en sağda ne var? H var. O zaman ben ne yapacağım bunu? En sola yazacağım. Sonra sırayla gidiyorum. Bileşke G bileşke F. Bakın F en soldaydı. Şimdi en sağa geçti. Gerçekten de ben A'dan D'ye şu fonksiyonu yazabildim mi? Bakın yazabildim. Değil mi? Demek ki ikinci öncülümüz de doğru olacak. 3'e bakalım. Bakın şurada. A'dan B'ye hangi fonksiyon yazılmış? F bileşke G. F bileşke G. A'dan B'ye. B'den C'ye de arkadaşlar. Bakın B'den C'ye de ne yazılmış? H bileşke F'in tersi. Ne diyor? Peki ben diyor A'dan C'ye H bileşke G fonksiyonu yazabilir miyim? Bakın H bileşke G fonksiyonu yazabilir miyim? Peki biz ne yapıyorduk? Şu F bileşke G'yi sol tarafta, sağ tarafta oluyordu değil mi? Bakın burada sol tarafta olduğu için ne yapacağım? Ben sağ tarafta yazacağım. F bileşke G olacak. Sol tarafta ne olacak arkadaşlar? Şu olacak. H bileşke F'in tersi olacak. Peki burada F'in tersiyle F birbirine götürmüş olacak. Ne kalacak? H bileşke G olmuş olacak. Bakın bizden istenen ifadeyle aynı ifadeyi elde ettik mi? Elde ettik arkadaşlar. 3 de doğru olacak. Buna göre tüm öncüllerimiz doğru olduğundan dolayı cevabımız E şıkkı. Geldik 9'a. Böyle bir ifade tanımlanmış. N sayısının en küçük iki asal çarpanının toplamı olarak tanımlanıyor. Fx eşittir. Bakın böyle bir ifade olduğuna göre... Fm eşittir 83 olduğuna göre diyor arkadaşlar. M sayısının en büyük değerinin rakamları toplamı kaçtır? Bir kere o zaman ne olması lazım? M'nin 83 ve küçüklere bakmam lazım. 84'ten büyük olursa zaten buraya 84 yazarım. Bir de artı ilave eklenecek bir şeyler olacak. 83'ü zaten geçer. Değil mi? Yani 83 bile olması aslında mümkün değil. 82 olsa şöyle diyelim. X eşittir 82 için. Ne olacak? F 82 eşittir. 82 artı şöyle. 82 olacak. Peki 82 dediğimiz ne arkadaşlar? 41. 2 çarpı 41 değil mi? Evet. Bak 2 çarpı 41. Şimdi en küçük iki asal çarpanının toplamı olarak da bunları topladığım zaman zaten 43 yapıyor. 82 ile topladığım zaman 83'ü zaten geçer. Bu x eşittir 82 için olmadı. X eşittir 81 için desem arkadaşlar. F 81 eşittir. 81 artı şöyle 81 oldu. Bu da arkadaşlar 3 üzeri 4 zaten. Değil mi? 3 üzeri 4 zaten. Bakın zaten bu ifadede olmuyor arkadaşlar. 83'ü geçiyor zaten. Yani, değil mi? 80 diyelim. X eşittir 80 için diyelim. F 80 şöyle F 80 eşittir 80 artı şu 80 olacak. Bu da 2 çarpı 5 ifadesi gelmiş olacak değil mi? Yani 16 çarpı 5. Evet. Yani asal çarpanları en küçük 2 tanesini 2 ile 5. Bunların toplamı ne yapacak? 7. 80 ile 7'yi toplarsam 87, 83'ü geçecek arkadaşlar. Bu da olmadı. X eşittir 79 için diyelim. F 79 eşittir 79 artı 79 gelecek. 79 zaten kendisi asal.
Değil mi arkadaşlar? 79 kendisi asal olduğundan dolayı zaten arkadaşlar böyle bir eşitlik söz konusu olamaz. Yani 83'e eşit olma şansı zaten yok. X eşittir 78 için diyelim. F 78 eşittir 78 artı 78. Bu da 78 dediğim arkadaşlar 26 çarpı 2 çarpı 3 çarpan da var, değil mi? 26 çarpı 3 demek ki. 26 çarpı 3. 26 asal çarpanlarını ayıracak olsam 2 çarpı 13, değil mi? Bir de 3 var. En küçük 2 asal çarpanı ne oluyor arkadaşlar? 2 ile 3. Yani bunların toplamı ne yapacak? 5. Burası 78. Buradan da 5 geldi. 78 ile 5 toplarsam 83 yaptı mı? Yaptı arkadaşlar. Demek ki en büyük M sayısı neymiş? M sayısı neymiş? Biz X olarak aldık ama 78'miş. Bunun en büyük rakamlarının toplamı daha doğrusu 7 artı 8'den 15 gelecek. Doğru cevabımız A şık. Geldik ona. Bir belediyenin abonelerinin kullandığı su miktarına göre vergiler dahil olmak üzere ödemeleri gereken su faturası parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Buna göre 77 TL su faturası gelen Uğur ile 143 TL su faturası gelen Zekiye'nin kullandıkları suyun toplamı kaç metre küptür diyor. Bakın burada X neymiş? Kullanılan su miktarı. Metre küpmüş arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şurası da arkadaşlar neymiş? Ödemiş olduğu ücret. Yani bu ne diyor? 50 ve 50 metreküpten azsa ödediğim fiyat 2x artı 5 TL'ymiş arkadaşlar. Bakın bu TL. TL'ye TL denk getireceğim için bu 2x artı 15'in 77 olması lazım. 2x eşittir 62. X de buradan 31 gelmiş olacak. X neydi? Metreküptü. Yani arkadaşlar Uğur ne yapmış? 31 metreküp su kullanmış. 143 TL olması için acaba yukarıdakini mi aşağıdakini mi kullanacağım? Bir yukarıdakini bakalım yukarıdaki oluyor mu? Bu 143 olmuş olsa 2x eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 15'i sağ tarafa atacak olursam 128 mi olmuş oluyor? X de buradan 64. Yani bu ne? 64 metreküp. Ama buradası arkadaşlar 64 metreküpten az olduğu için birincisini kullanma şansı yok, değil mi? Çünkü birincisi arkadaşlar 50 ve 50'nin altındakiler için kullanabiliyorduk. Demek ki bu 143 TL için aşağıdakini kullanacağız. Yani F50. 50 için de arkadaşlar biz neyi kullanıyoruz? Kaç lira öderiz? X gördüğüm yere 50 yazacak olursam şurada 2 çarpı 50 100. 100 artı 15'ten de 115 TL şunun için bir öderiz. 115 TL. Yani bu ne demek? 50 metre küp. 50 metre küp için 115 TL bir ödedik. Değil mi? Evet. Şimdi geriye ne kadar kaldı? 143'ten 115'e çıkardığım zaman 28 metre küp kaldı. Onu da bakın şuradan bulacağız. 2 çarpı x eksi 50 eşittir 28. Buradan arkadaşlar sadeleştirdiğim zaman 14 x eşittir 64 metre küp olmuş oldu. Kim? Zekiye. İkisinin kullandıkları suyun toplamı kaç metre küptür diyordu. Uğur 31, Zekiye de 64 arkadaşlar. Topladığım zaman 95 metre küp olmuş oluyor. Doğru cevabımız D şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.